Derin Mevzu'dan iyi günler sevgili seyirciler. İzmir stüdyolarındayız. Ege TV'nin İzmir stüdyolarındayız. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal bizi stüdyomuzda ağırladık ve kendisine soracaklarımız var. Gündemi değerlendireceğiz, ekonomiyi değerlendireceğiz ve Türkiye'yi konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ben de vesileyle hem izleyenlerimizi hem sizleri selamlamak isterim. Sağ olun efendim. Şimdi birkaç günden beri Ege bölgesindesiniz. Önce Manisa'ya gittiniz. Manisa merkezde ve ilçelerini dolaştınız. Bugün İzmir'desiniz. Kongrenizi yaptınız ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde de Muğla'da olacaksınız bildiğim kadarıyla. Muğla gezisine çıkacaksınız. Evet. Şöyle bir önce Manisa'yı konuşalım. Manisa'daki değerlendirmelerinizi alalım. İzmir'i konuşalım ve Muğla'da ne yapacaksınız? Onu da bize anlattıktan sonra ve genel siyasete başlayalım isterseniz. Memnuniyetle tabii. İç içe geçmiş bir havza, Manisalıların ilçelerinden başlayarak Sarıvanlı, Turgutlu, Ahmetli, Köprübaşı, Alaşehir ve dün Sarıgöl'deydik. Bugün İzmir'deyiz. İnşallah yarın İzmir İl Kongremiz var. Karşıyaka'da Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde vesileyle onun bilgisini de izleyenlerimize verelim. Tabii gittiğimiz her yerde geniş kitlelerle, vatandaşlarımızla, Türkiye'nin en bereketli ovaları, çiftçilik yapan insanlarımızla hasbihal ediyoruz. Özellikle son bir hafta 10 gündür Türkiye'nin yaşadığı ekonomik türbülans anında etkisini gösterdiğini, bütün bunları da müşahede ediyoruz. Uzun yıllardır biriktirdiğimiz meseleler var. Türkiye'de çok çarpık yapısal bir dönüşüm var, olumsuz bir şekilde. Tarımdan başlayarak Türkiye maalesef üretmemeye adeta makro düzeyde bir politik tercih olarak benimsemiş ve bunun maliyetini bugün soframızda da görüyoruz. Türkiye'nin cari işlemler dengesinde de görüyoruz. Topyekün memleketin geleceğiyle ilgili her meselesinde görüyoruz. Tabi bu bir sonuç. Bu noktaya bir günde gelinmedi. Bütün bunları vatandaşlarımız her vesileyle ifade ediyor. Sadece bugüne değil, yarına dair büyük endişeleri var. Bütün bunları dinleme fırsatı bulduk. Gittiğiniz yerlerde vatandaşlarla çok iyi diyaloglar kuruyorsunuz, dokunuyorsunuz, vatandaşın derdini dinliyorsunuz. Özellikle Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu ekonomik kriz, dolar kurunun yükselmesi, vatandaşların çarşıya pazara gittiğinde çantasını dolduramaması, pazar arabasını dolduramaması, tenceresini kaynatamaması konusunda sık sık bütün genel başkanlar olduğu gibi vatandaşlar sizlere de anlatıyorlardır. Çare arıyorlar artık vatandaşlar. Biz geçinemiyoruz. Aldığımız maaşlar, gelirlerimiz bize yetmiyor. Ama etiketlere baktığınız zaman veya faturalara baktığınız zaman bizim gelirlerimiz bunları karşılamaya yetmiyor. Ama bir taraftan da tüm bu vatandaşların şikayetlerine göz kapatan bir iktidar var. Duymayan bir iktidar var. Siz de kendinize göre tabii birçok açıklama yapıyorsunuzdur bütün genel başkanlar gibi. Sahadan aldığınız veriler ve sahanın yansımasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bahsettiğiniz çerçevede artık iktidarın söyleyecek sözü kalmamış bir çaresizlik içerisinde. Meseleyi söz bitti mi bir takım dini milli hamasi argümanlarla üstlerini örtmek gibi bir stratejiyi benimsemiş durumdalar çok uzun süredir. Bugün de tırnak içinde ifade edelim Kurtuluş Savaşı veriyoruz diyerek hamasetle bu gerçeklerin üstünü örtelim istiyorlar ama örtebilme şansınız yok. Gözlerimizi kapatsak da bu meseleler sokakta, pazarda, ticaret aleminin her noktasında işçi için, çalışan için işveren için bir netice üretiyor, bir hüküm üretiyor, bir bedel üretiyor. Bütün bunları yok varsayamazsınız. Sadece bir şeyi söylesek bile Türkiye'deki gerçeği gösteriyor. Bugün nedir? Resmi gazeteye bakan tüm vatandaşlarımız görmüşlerdir ki her yıl belirli oranda harç ve vergilerin güncellemesi yapılır. Bu yıl %36. Bir yanda diyeceksiniz ki TÜİK olarak Türkiye İstatistik Kurumu zaman zaman çok ifade ettiğimiz için yani çok illüzyon, kurum. İllüzyon kurumu haline gelmiş bu ülkenin hakem kuruluşu. Ne Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları, ne kurumlar, ne yurt dışındaki kurumlar bir referans kurumu olarak devletin dairesini benimsemiyor. Bağımsız akademisyenlerden oluşan ENAK gibi
enflasyonu hesaplayan inisiyatifler var. Onların yaptığı açıklamalar var. Sokakta hepimiz de yaşıyoruz. Bugün fiilen enflasyon minimumda %50. Sektör sektör baktığınızda, hele hele dar gelirli, ücretli, güvencesi çalışan emeklilerimizin bütçesine baktığımızda temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili arka arkaya gelen zamların yüzdesi ortada. Takip etmekten bile hepimiz bıktığımız bir zam yağmuru altındayız. Bu açılardan bakınca iktidarın onu demesi bunu demesi neticeyi değiştirmiyor. Maalesef Türkiye 2002 yılından itibaren tercih ettiği politikalarla üreten, verimliliği yükselten, katma değeri artıran bir strateji değil, daha çok borçlanma üzerinden sanal bir refahı tükettiğimiz, pek çok sahada da Cumhuriyet tarihi boyunca kurduğumuz bütün iktisadi altyapıyı tasfiye etmek gibi bir proje yürütüldü. Bugün maalesef keyfi rejimin, keyfi aldığı kararların neticesinin bedelini 84 milyon ödüyor, hepimiz ödüyoruz. Sadece bugüne dair değil, yarına dair de büyük endişeler taşıyoruz. Bugün son olarak bir özel bankanın hisse devri oldu. Bundan birkaç yıl evvel neredeyse 4 katı bir değerle satılan banka hisseleri bugün 4'te 1 oranına düşmüş. Bu topyekün Türkiye'nin ucuzlaması. İktidarın stratejisini anlayabiliyoruz. Bir yandan yerli milli diyeceksiniz, bir yandan Kurtuluş Savaşı veriyoruz diyeceksiniz ama öbür tarafta Türkiye'deki varlıkları şirketlere ucuzlatarak yabancı sermayenin çok daha ucuz bir bedelle Türk varlıklarının el değiştirmesine imkan vereceksiniz. Ortada bir çarpıklık var. Bu Kurtuluş Savaşı değildir. Milletimiz Kurtuluş Savaşı veriliyor olsa ekmeği kemirir, soğan ekmek yer, bu mücadelenin içerisinde bulunur. Burada ülkenin riskiyle kendi risklerini işleyenler, ülkenin riskini kendi risklerinden daha fazla yükselten bir iktidar var. Akılsızlık içerisinde bu ülkenin kaynaklarını tüketmişsiniz. Bunca zaman kötü yönetmişsiniz. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını arka kapıdan satmışsınız 6,5 liradan. Bugün dolar minimumunda işte 12'den başlayarak her açıklamasında Sayın Erdoğan'ın 13'lere doğru yükseldiği, işte dün İzmir'deydi, kendisi yine konuştu. Vatandaşlarımız gibi biz de artık dinlemekten yorulduk. Anlamsız sözlerinden yorulduk. Konuşmasa diye bakıyoruz. Bu açıdan bile baksak 128 milyarı tüketmişsiniz, çarçur etmişsiniz ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin veliaht prensinden 3-5 milyar dolar gelsin diyerek eleman diyorsunuz. Daha düne kadar yedeklerini aldıkları bir takım gazete, televizyonlarda iktidar mensupları, sözcüleri olumsuz pek çok beyanları olmuş olmasına rağmen bugün sanki bir lütufmuş gibi bir kabulle veliaht prensi karşıladılar. Cumhurbaşkanı düzeyinde karşılık verilmemesi, mütekabiliyet esası dahilinde bir karşılama yapıldı. Buralardan da acziyetini, ülkeyi düşürdükleri halin bedelini maalesef hem Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, devleti hem milletimiz ödüyor. Sayın Genel Başkan, şimdi tarımıyla ön planda olmuş bir coğrafyadayız şu an. Manisa, Gediz Ovası, İzmir, Ege bölgesinin hemen hemen her tarafı tarımla geçimini sağlayan, hatta Türkiye'nin ambarı diyebiliriz. Yani Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesini Türkiye'nin ambarı diyebiliriz. Geziyorsunuz, illere gidiyorsunuz, çiftçilerle mutlaka konuşuyorsunuzdur, üreticilerle konuşuyorsunuzdur, sokakta vatandaşlarla konuşuyorsunuzdur, pazara gidiyorsunuzdur. Mutlaka bir saha araştırması konusunda sizin de kanaatleriniz vardır. Ben yıllardan beri gazetecilik yapan bir insan olarak sokağın nabzını tuttuğumda vatandaşların bana ilk söylediği şey, böyle giderse kıtlık olacak. Biz yiyeceğimiz yiyeceği artık üretemez hale geldik diyor çiftçi. Mazotu bir taraftan pahalı, tohumu bir taraftan pahalı, makine ekipmanları bir taraftan pahalı. Yani artık çiftçi üretmekten vazgeçmiş durumda. Bunun mutlaka etkilerini ve şikayetlerini sizin bu gezilerinizde, şehir şehir gezdiğiniz gezilerde sizler, vatandaşlar sizlere anlatıyorlardır. Siz de vatandaş gibi mi düşünüyorsunuz? Yani çiftçinin üretmekten vazgeçtiği konusundaki görüşü nasıl değerlendirirsiniz?
çiftçi üretmekten vazgeçsin diye bir politika zaten fiilen yürüyor. Öyle mi? Birkaç veriyi, birkaç mukayeseli bakış açısıyla çerçeveleyerek anlamlandıralım. Türkiye tabii çok uzun süredir önce Avrupa Birliği'nin telkinleri, sonra da iktidarın, AKP iktidarın 3 Kasım 2002'de iktidar olduğu andan itibaren köy, kasaba, daha taşraya hakimiyet kuramadığı bir dönem vardı. Geniş kitleleri Türkiye'de tarımla iştigal eden nüfus yoğun diye ederek adeta ağacı sallarsanız sayı çok hızlı bir şekilde düşsün. Gayri safi milli hasıla içerisindeki tarımın yüzdesine baktığınızda da bunu görürsünüz. Tarımla iştigal eden nüfusun sayısına baktığınızda görürsünüz. ÇKS sistemine kayıtlı çiftçilerimizin sayısına baktığınızda bütün bunları görürsünüz. Türkiye gibi tarıma dayalı sanayimizin ihtiyaç duyduğu başat ürünleri bile ithal eder noktaya geldik. Bu yıl ilk defa Türkiye ürettiğinden daha fazla tahıl, buğday ithal edecek. 1,5 milyar dolar ayçiçeğine, neredeyse 1,3-1,4 milyar dolar pamuğa ithalat kanalıyla kaynak ayırıyoruz, yurt dışına aktarıyoruz. Hangi sağdan bakarsak bakalım, maalesef bir yanda girdilerin baskısı, diğer tarafta hükümetin fiyatlara baskısı, gıda enflasyonunun enflasyonu etkisi dolayısıyla maalesef arada ezilmiş bir üretici var. Burada ne üretici memnun, ne nihai tüketici memnun. Böyle bir zinciri, sistematik bir tasfiye süreciyle beraber Türkiye tüketti, yok etti. Bunun neticesini vatandaşımız hanesinde görüyor, sofrasında görüyor. Üretici de maalesef üretemez hale geliyor. Ege mukayeseli olarak baktığımızda Anadolu'nun pek çok kıraç arazilerine göre daha fazla verimli olan, birkaç ürün yılda elde edilebilen bir coğrafya olmasına rağmen, bereketli topraklar olmasına rağmen buralarda bile insanlarımız büyük bir refah içerisinde 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda tarımla iştigal ederken bugün yapamaz hale gelmiş. Bu açıdan böyle bir çarpıklık maalesef bugünün eseri değil, bugün yaşadıklarımız bir nihai tercihin çıktıları. O açıdan Türkiye pandemiyle beraber değerlendirdiğimizde de tarım artık bütün ülkeler, bütün toplumlar, bütün milletler için bir milli güvenliğin önemli bir parçası, gıda güvenliği bağlamında sadece paranızın da yetmeyeceği, pandemi döneminde gördük ki Türkiye gibi belirli ürünlerde ithalat yapan ülke işte Ukrayna'dır, Rusya'dır, ihracata kotalar koydu. Türkiye de koydu bir takım ürünlerin ihracatına. Şimdi bu açılardan bakınca başka bir pencereden bakarak bir şuur sıçramasına ümit ederdik ki bu süreç vesile olsun. Ama iktidarın temel bakışı, bir stratejisi olmadan, topyekün Türkiye'nin bir kalkınma stratejisi olmadan, Cumhuriyet'in geçmiş dönemlerine mukayese ettiğimizde kıt kanaat imkanların olduğu, dünya ile Türkiye'nin mesafesinin daha fazlasıyla açık olduğu dönemlerde kıt kanaat imkanlarla bütün bu altyapıyı kurabilmek için bu ülke fedakarlık yapmış. Ama ülkeyi yönetenlerin ülkeye dair, topluma dair geleceğiyle ilgili bir kalkınma stratejisi varmış. Bugün sadece bildikleri siyaset eliyle bir rant yaratmak, siyaset eliyle haksız bir rant yaratmak ve bunu siyasetin finansmanı için kullanmak, o nedenle ekonomik olarak perspektifleri anlayabildikleri bu çerçevede, bu açıdan bakınca dünyada paranın bol olduğu ve ucuz olduğu bir dönemin neredeyse bir nimeti diyebileceğimiz böyle bir dönemde finans enstrümanlarının çeşitlenmesi, çoğalmasıyla vatandaşlarımızın kredi erişimi arttı. Bu vesileyle insanlarımız da borçlanarak bu tüketim süreci içerisinde bir birikimi olmadan bir takım tüketim kalıplarıyla bunu bir refah olarak tüketti. Ama bugün Türkiye sürdürülemez bir noktada. Dünya değişiyor. Önümüz 3-5 yıllık periyod içerisinde Türkiye eğer demokrasisine, hukukuna, eğitim sistemine, ekonomisine çok temel sıçrama yaratacak bakış açılarıyla yeni bir boyut ve derinlik katmadığı takdirde gelişen dünyayla da mesafesi açılacaktır. İçinde bulunduğu gelişmekte olan piyasalar, ekonomiler, ülkeler, bu klasmandaki ülkelerle de mesafesi maalesef negatif olarak ayrışacak, açılacaktır. Bu açıdan bakınca iktidarın günün sonunda 19 yıl
Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir iktidara nasip olmamış. Türk milleti hiçbir mazeret bırakmayacak şekilde yetki vermiş, yetki etmemiş, mutlak güç istemişsiniz. Sözümüz kanun olsun demişsiniz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında bir propagandayla, şaibeli bir referandumla o yetkiyi de vermiş. Meclis engel değil. İstediğiniz kanun düzenlemeyi yapıyorsunuz. İstediğiniz idari düzenlemeyi yapabiliyorsunuz. Sınırsız bir önünüzde yetki sahası var. Bunu beraberinde dengeleyecek, denetleyecek hiçbir mekanizma yok. Basın, mülkiyet yapıları, kamu kaynaklarıyla maalesef Ziraat Bankası, Türk çiftçisini, hayvancılıkla uğraşan insanlarımız başta finanse etmesi gerekirken, iktidarın yandaşı diyebileceğimiz bu kaynakları kötü kullanarak siyasi bir amaca araç haline getirilmiş yapıların el değiştirmesi için kullanıldı. 1,5 milyar dolar kredi verildi. Bu açılardan bakınca ülkenin bir çarpık anlayışla beraber riske ortak edilmiş, vebali ortak edilmiş, yoksulluğa mahkum edilmiş, ülkede maalesef sosyal yardımlarla geçinen, iradesi rehin alınmış kitleler var. Bu aranın içerisinde Türkiye'de temel olarak iki kesimin rekabeti var. Piyasadan hayatını kazanan, demokrasinin, hukukun, insan haklarının, temel hak ve hürriyetlerin manasının farkında olan bir toplumsal kesim var. Bir de iktidarın atıl, kamu kaynaklarıyla finanse ettiği ama siyasal sadakatini satın almak yoluna gittiği bir toplumsal kesim var. Burada kazanan belli. Bugün netice itibariyle iktidar artık uluslararası denklem, tercih ettikleri dış politika, bu politikanın arkasında koyabileceğiniz bir ekonomik büyüme yok. Türkiye gibi kronik tasarruf ve yatırım açığı olan, kaynak açığı olan bir ülke başka diyarlardan bugün kaynak dilenir hale gelmiş. Merkez Bankası'nın bilançosunu düzeltmek için swap anlaşmalarıyla para kiralıyorsunuz. Tam vatandaşımızın anlayacağı tabirle. Bunu bir marifet diye sunuyorsunuz. Öbür tarafta bu ülkenin kaynaklarını çarçur ediyorsunuz. Bütün bunların hesabı eninde sonunda sorulacaktır ama bugün vatandaşımız ödüyor. Çok ciddi risklerle bu yıl tarımda karşı karşıyayız. Süt ineklerinin kesime verildiği bir süreci yaşıyoruz. Uzun süredir maalesef iktidarın fiyatları baskılaması neticesinde vatandaş pek çok alanda üretemez hale geldi. İşinize geldi, Polatlı'da soğan tüccarını kovaladınız. Ben Ankara'dan Ege bölgesine gelirken Polatlı'ya uğradım. Bugün 0.5 kuruş soğan tüccarı tarladan soğanını toplamadı. Şimdi o çiftçilerimiz soruyor. Soğan tüccarlarını Polatlı'da kovalayan hükümet mensupları, kamu görevlileri niçin bugün yanımızda değil diye. Siz ekonomiden iyi anlıyorsunuz. Ben sizin yorumunuzu merak ediyorum. Bir ürünün İkincisinin, üçüncüsünün, dördüncüsünün marketlerden veya zincir marketlerden, bakkallardan, çakkallardan veya toptancılardan alınmasına artık kota geldi, biliyorsunuz. Bunu nasıl okuyorsunuz bir genel başkan olarak? Yani az önceki sorumun başına tekrar geliyorum. Bu kıtlığın bir belirtisi mi? Yoksa bir üründen fazla satın alınmasının başka bir açıklaması nasıl olabilir? Siz çok nasıl okuyorsunuz? Derininde vatandaşın, bireylerin. Mesela bir sıvı yağını almaya gittiği zaman vatandaş bir marketten ikincisini alamayacak, üçüncüsünü alamayacak, dördüncüsünü alamayacak, bir tane alabilecek. Çok derin bir endişenin işlediğini görebiliyoruz. Tabi burada temel şey hem tüketim tarafında hem üretim tarafında tedarik zincirlerinin kopma eşiğine gelmiş olması aslında. Aynı anda mevduat sahipleri bankalardan parasını çekmeye kalktığında ne sonuçla karşı karşıya kalırsak, aynı anda insanların büyük bir endişeyle gıda maddelerine talebini yükseltmiş olması da aynı manaya gelir. Bir piyasada karşılıklı bir dengenin bozulması, tabii netice itibariyle insan sosyal bir varlık olarak en önemli iktisat politikasında da temel unsur psikolojidir. Türkiye'de bu psikoloji dağıldı. Çünkü iktidar bütçelerle, orta vadeli planlarla, 5 yıllık kalkınma planlarıyla bir perspektif ortaya koyar, bir hedefleme yapar. Bu iktidara bakıyoruz. Ne 5 yıllık kalkınma planlarında ortaya koyduğu hedefler, ne daha bundan birkaç ay evvel açıkladığı orta vadeli planlar, ne de bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu'nda dün itibariyle tamamlanmış.
6'sı itibariyle Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na inecek. 2022 yılı bütçesinde ortaya koyduğunuz hedefler hiçbiri bugünden yoklukla mağlul hale gelmiş. Şimdi devletin tasavvuruna, öngörülerine güvenerek yatırım yapmış, risk almış insanlarımız bugün dolar kurunun bir anda akılsız, anlamsız bir inatla bir takım batıl inançlarını iktisadi sahada denemek için iktisat literatüründe olmayan bu çaresizliğe bir genel çerçeve sunabilmek adına meseleyi bir propaganda çerçevesinde Kurtuluş Savaşı olarak takdim ederek bu keyfi kararlarınızın bedelini Türkiye ödüyor, Türk insanı ödüyor, 84 milyon ödüyor. Bu ülkede insanların riski döviz üzerinden, Türkiye gibi her geçen gün biraz daha fazla ithalata bağımlı hale gelmiş. Hem tarım sahasında, Türkiye'nin ithalat deyince vatandaşımızın gözünde hemen bir takım lüks tüketim maddeleri gelir. Ama Türkiye'nin ithalatının büyük çoğunluğu aramal dediğimiz, ithal edecek ki üretim yapabilsin ve ihracat yapabilsin. Bu bakış açısıyla baktığınızda maalesef Türkiye'ye dair söyleyecek hiçbir sözü, icra edecek hiçbir programı olmamış. Kendini kurtarmaktan başka bir siyasi hedefi olmayan, karşımızda ülkeyi rehin aldığını zanneden bir siyasi akıl var. Esas meselemizin özünde hepimizi çaresizliğe sevk eden budur. O nedenle biz Demokrat Parti olarak ifade ediyoruz. Hukukta vardır sebepsiz zenginleşmek diye. Bugün bu ülkenin yaşadığı sebepsiz fakirleşme elbette bunun da bir sonucu olacak. Bunun da bu yanlışı yapanlardan hem siyasi zeminde hem hukuki zeminde Türkiye hesabını sormalı. Sayın Başkanım, ben programa gelmeden önce döviz kurlarına bir baktım. Şimdi bir dolar şu an 12 lira 0.78 kuruş. Ama Türk lirasının dolar karşılığındaki değeri 0.080 dolar. Bakar mısınız Türk lirasının dolar karşısındaki erimişliğine, değersizliğine. Euro'ya baktığımız zaman bugün 13 lira 59 kuruş diyelim. Yine Euro'nun karşılığı yani Euro olarak 1 Euro 0.071 euro. 13 euro, 13 lira nerede? 0.071 euro nerede? Şimdi siz yine bu ilçelerde yaptığınız açıklamalarınızdan bir tanesinde şunu diyorsunuz. Hemen onu bulayım. Çok da hiç çekinmeden söylemişsiniz. Beyim 300 yıllık ömrümüz yok ki sizin deneme yanılma modelinize tahammül edelim dediniz Saruhanlı'da. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. Bir model deniyoruz diye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizin hezeyanlarınızı deneyeceğiniz bir yer değil. Yani akıl süzgecinden geçerek bu devletin bir kurumsallığı, bakanlıklar, kurumlar, kurullar, ölçüleri, bir takım perspektifleri ama ifade ettim biraz evvel de sorularınız çerçevesinde büyük bir çaresizlik var. Ekonomistim diyor Sayın Erdoğan. Allah'tan ekonomist, bir de ekonomist olmasaymış başımıza neler gelirmiş. Açık yürekli ifade ediyorum. Asgari düzeyde ekonomi okur yazarlığı olmayan Sayın Erdoğan maalesef bir milletin kaderiyle keyfi bir şekilde oynayabilme cüretini gösteriyor. Maalesef cesaretleri cehaletlerinden daha fazla olduğu için bu kararları almakta bir beis duymuyor. Orta Doğu ile ilgili dış politikadan bakalım, ekonomiye bakalım. Bütün bu yanlışların bedelini maalesef deneme yanılma metoduyla öğrendik. Bugün terörist dediğiniz, terör destekçisi dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, değil mi? İsrail, Mısır, bütün tezleriniz çökmüş. Hiçbir öngörünüzü tutturamamışsınız. İster ekonomik sahada, ister iktisadi sahada, ister siyasi sahada, ister dış politik alanda. Hani hep aklıma gelir Levent Yüksel'in bir şarkısı vardır. Bana güvenme sakın diyor sabıka mihanetten. Şimdi sabıkası 19 yıllık elimizde bir kayıt var. Bir hafıza var. Bir seciye var. Bir iş bitirme karnesi var.
Şimdi buraya baktığınızda bu iktidara yarına dair güvenebilmek gibi bir imkanı zaten memleketin yok. Netice itibariyle demokrasi dediğimiz sadece sandıktan ibaret değildir. Karşılıklı olarak bir rıza gözetimidir. Vatandaşlarla kendisini yönetenlerin arasında. Bir yönetim var ki her gün vatandaşla olan akdinin aleyhine, her gün vatandaşın temel karşılıklı anlayışının dışında vatandaşını mağdur edecek kararlar almakta yanlışta ısrar ediyor, yanlışta yarışmakta. Burada açık yürekli ifade ediyorum. Sayın Erdoğan'ın AKP'nin toplumsal meşruiyeti bugün itibariyle kalmamıştır. Ya bunu söyleyeceğiz. Bunu söyleyeceğiz. Akıldan yoksun. Maalesef Türkiye'deki temsil mekanizmaları milletimiz yetki vermiş milletvekilleri aracılığıyla her gün Büyük Millet Meclisi'nde bu milletin ortak değerleri, kamu yararını, maşeri vicdanı merkeze alarak bunun aleyhine kanunlar, düzenlemeler yapıyoruz. İşte burada biz bu Ege'den başlayarak tüm Türkiye satına yayacağımız bu süreçte maalesef milletin iradesi Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kaybolmuştur. Yeniden millete bu iradenin kaynağına bu meseleleri aktarmak, hakikatleri konuşmak, geniş kitleleri iktidar istiyor ki sokaklara dökülsün, yedeğini aldığı, parti devletine dönüştürdüğü, kolluk gücü, istihbarat, adliye bütün bunlarla beraber kriminalize edeyim, ülkede kaos yaratmaya çalışıyorlar diye propaganda yapalım ve bu süreçten istediğini elde etsin. Nurgül Hanım, aslında Milli Güvenlik Kurulu'nun son iki gün evvel yaptığı toplantıyla beraber bir açıklaması var. Aslında çok çarpıcı. Türkiye'nin gündeminde çok fazla yer almıyor. Yazan çizen insanlar pek çok oldu. Milli Güvenlik Kurulu ülkenin bir parti devletine dönüştüğünün neticesi olarak bu Kurtuluş Savaşı mücadele ediyoruz diyerek yeni bir model deniyoruz ve bununla ilgili bugün yaşanan ve yaşanabilecek riskleri değerlendirdik diye bir açıklama yaptı. Bir iktidarın maalesef iktisadi fantazilerini, batıl inançlarını bir tez politika olarak ne zamandan bu yana bu ülkenin milli güvenliğinin merkezinde devletin politikası haline geldi. Bu hiç kimsenin ortak bir kabulü değildir. Bir yandan demokrasi şampiyonluğu yapacaksınız. Vesayetle mücadele ediyoruz diyeceksiniz. Sayın Erdoğan ve AKP için ifade ediyorum. FETÖ'cülerin demokrasi ufkunu gördük 15 Temmuz'da darbeyle neticelendi. Bugün Sayın Erdoğan'ın da AKP'nin de demokrasiyi bir konjektürel program olarak görüp demokrasi ve hukuk lehlerine işliyorlarsa kabulleri olduğunu gördük. Kurumlarla ilgili de o kurumların başına değişimin, dönüşümün, demokratikleşmenin kıstasını o sıklet merkezine koydukları şey kurumları yönetenlerin kayıtsız ve şartsız bir iman meselesiymiş gibi kendilerine sadakat duyacak kişilerden oldu mu onlar için problem kalmamıştır. Maalesef bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin FETÖ ile işbirliğiyle beraber nasıl Balyoz Ergenekon onun öncesi ve sonrası süreçlerle iradesinin nasıl çökertildiğini biliyoruz. Bugün Sayın Akar'ın nezdinde Savunma Bakanı halen bütün yaş kararlarında büyük etkisi olan böyle bir düzenleme yaptınız. Milli Güvenlik Kurulu'nda silahlı kuvvetleri de etkisiz hale getirdiniz. Netice itibariyle bu karar çıkıyor. Bu açıdan bakınca Türkiye aslında bir büyük vehameti yaşıyor. MGK'dan sonra mevzuya bir takım sanatçıları gördük. Yani kulluk edene yazıklar olsun diyen Orhan Gencebay bile açıklama yapmış ki Türkiye Kurtuluş Savaşı veriyor diye. Bugün sosyal medyadan da paylaştım. Keşke Orhan Gencebay'ı, tırnak içinde Orhan Baba'yı kulla kulluk edene yazıklar olsun şarkısıyla hatırlayabilseydik. Sayın Genel Başkan, şimdi muhalefet ille de genel seçimleri ön plana alalım, öne alalım diye ısrar ediyor. Ama iktidar partisi 2023'ten önce yapmayacağız diye diretiyor. Ama bir taraftan da milletvekilleri ve iktidar partisinin genel merkezinden yapılan açıklamalarda, özellikle sözcülerin yaptığı açıklamalarda bugün olsa biz kazanırız, AK Parti iktidarından bahsediyorum. Bu şekilde açıklamalar yapıyor. Ama iktidar muhalefet partisi de diyor ki eğer kazanacaklarından emin olsalar sandığı getirirler
kazanamayacaklarını bildikleri için 2023'te yapacakları yatırımları bitirmek ve vatandaşın karşısına sandığı o şekilde koymak istiyorlar diyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Yani iktidar aslında bakarsanız sandıktan mı korkuyordu, 2023'ten önce erken seçim olmasına karşı çıkıyor? Siyasetin temel kuralıdır. Güçlüyseniz sandıktan korkmazsınız. Gücünüz yoksa, kaybetme riskiniz artmışsa sandıktan olabildiğinde kaçarsınız. İktidarlar için söylüyorum. Bugün iktidarın hali de budur. Bu zamana kadar Türkiye'de olağanüstü şartlar, özellikle 2004'ten itibaren siyasette normal bir rekabet zaten yoktu. Devlete ele geçirip kamu kaynaklarıyla, kamu kadrolarıyla, medya erişimiyle, şimdi bir takım yedeklerini aldıkları medya var, kamu bankaları başta olmak üzere nasıl finanse edildiğini görüyoruz. Yani Sayın Binali Yıldırım 2014 yılında burada belediye başkan adayıydı. Yani Konak Meydanı'nda Telekom'un en üst katını kendisine seçim ofisi yaptı. Şimdi böyle bir haksız rekabet var. Hem siyasetin maddi kaynaklarına erişim açısından hem onun dışındaki erişim açısından. Bütün bunlara rağmen bugün Türk demokrasisinde elimizde muhalefetin kalan sınırlı imkanlarına rağmen iktidarın netice alabileceği, kendi lehine başarı elde edebileceği hiçbir demokratik formül yok. Türkiye'de bu kadar yanlış yaptınız. Türkiye'de bu kadar hukuksuzluk icat ettiniz. FETÖ'cülerin size bıraktığı en büyük miras, bu ülkede AKP için söylüyorum, hukuksuzluk yaratmaktır. Osman Kavala davası da dahil olmak üzere. Hukukun temel ilkelerinden, süreçlerinden, yargılama usullerinden bağımsız bir kişinin kini üzerinden Türk yargısı uzun süredir neredeyse insanlara kin kusarak, hapiste tutarak cezalandırma yoluna gidiyor. İsimlerden bağımsız ifade ediyorum. Netice itibariyle biz hukukun temel esaslarını merkeze almak durumundayız. Çok net. Siz kendi ülkenizde hukuku çarpıtırsanız, yurt dışından da Türkiye netice itibariyle içe kapanmış bir ülke olamaz. Uluslararası bir takım akitlere bağlılığı var. Uluslararası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, pek çok akdi var, taahhütleri var. Bunlara uymak durumunda. Bir yandan ülkede yargı bağımsız diyeceksiniz. Sonra talimatla, Merkel'in talimatı beklentisiyle, Trump'ın beklentisiyle, yani gazeteci 150, Rahip Brunson'u nasıl serbest bırakıldığını hepimizin hafızasında. Böyle bir şark kurnazlığı var bu ülkede. Şimdi bu açılardan bakınca iktidar görüyor, bunca zaman özellikle iklimin değişmesi, %50+1 dengesi dolayısıyla her geçen gün hayat bağlarının toplumla kesilmiş olması, milletin hilafına bu ülkede çok yaygın hale gelmiş, sistematik hale gelmiş yolsuzluklar. Biraz evvel ifade etmek istiyordum, şimdi ifade edeyim. Milli Güvenlik Kurulu böyle bir tehdit değerlendirmesi yapacağına, şöyle bir tehdit değerlendirmesi yapmasını bekleriz. Demokrat Parti olarak meclis kürsülerinden de ifade ettik. Burada da ifade ediyorum. Bugün yolsuzluklar, sistematik yolsuzluklar bu ülkede milli güvenliğini 84 milyonu tehdit eder hale gelmiştir. Milli Güvenlik Kurulu yolsuzlukları FETÖ gibi, PKK gibi milli güvenliği tehdit eden unsur olarak tanımalıdır. İktidarı merkeze alacağına Milli Güvenlik Kurulu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve 84 milyonu merkeze almalıdır. Şimdi bu açılardan bakınca bu akıl almaz politikalarıyla beraber yurt dışında işte birkaç gün evvel Türkiye'ye gelmiş Birleşik Arap Emirlikleri prensi, onun dışında seçime kadar bir takım popülist uygulamaların kaynağını, ülkenin varlıklarını, çünkü ona yakın mutabakat zaptı imzalanmış. Bu zaptların içerisinde 3-4 maddesi var ki Türk Varlık Fonu, İstanbul Borsası, hangi varlığımızın kapalı kapılar ardında el değiştireceğini bilmiyoruz. Bu milletin varlığı satılacak, bu milletin iradesi satın alınmak için keyfi olarak bir iktidarın kendi siyaseti için bu kaynaklar kullanılacak. İktidarın hazırlığı bellidir burada. Ama ben bütün bunlara rağmen ifade ediyorum. Milletimizin artık
bu iktidarın bunca zaman, yarın tarih bunları kaydedecektir. Bugünden ifade ediyorum. 19 yıllık AKP dönemi, son bulduğu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin fetret dönemidir. Bunu tarih kaydedecektir. Bu iktidara, bu iktidar her cephesinde bir günde buraya gelmedi. Maalesef Türkiye'de bir takım aydın entelektüellerimiz FETÖ'cülerden demokrat çıkarmaya çalıştı. Nihayetini gördük. İşte bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Sayın Erdoğan başta olmak üzere bu takımdan da demokrasi ufuklarını, hukukla ilgili ufuklarını, ülkenin kalkınmasıyla ilgili ufuklarını gördük. İsminiz Adalet ve Kalkınma Partisi olabilir. Adaletinizin nerede battığını biliyoruz. Deniz Feneri davalarında battı. Pek çok davada battı. Kalkınmayla ilgili kimi kalkındırdığınız ortada. Adınızın ak olması yetmez, alnınız ak olsun diyoruz. Bugün bu memleketin sokaklarında, kaldırımlarında alnı ak başı dik bir şekilde dolaşamıyorlar. Yarın hepten dolaşamayacaklar. Sokakta ben AK Parti'nin yöneticisiydim, ilçe başkanıydım, ilçe yöneticisi, il yöneticisiydim, başkanıydım diyecek. Yarın kimseyi kendileri de bulamayacaklar. Bir büyük vebale maalesef kitleler ortak oldu. Vatandaşın zaten parti devleti olmasından dolayı ve yani siyasetle devlet yönetimini birbirine karıştırmasından dolayı ve özellikle işte o tencerenin rahat bir şekilde kaynayamamasından dolayı iktidarın karşısında dimdik durması gerekirken maalesef biat kültüründen dolayı, kendi partileri içerisinde de biat kültüründen dolayı doğru işler yapılamadığından şikayetçi vatandaş. Sayın Başkanım, süremiz doldu. Bir dakikamız mı var arkadaşlar? İzmir Kongresi yarın dediniz. Evet. Yerini, zamanını, vaktini söylerseniz partilerinizin gelmesi açısından. Tekrar ifade edelim. Yarın inşallah İzmir'de rahmetle yad edelim. İzmir'in de yüz akıdır. Bu ülkenin de yüz akıdır. Eski bakanımız Ersin Faralyalı Bey, onu da rahmetle yad edelim. Onun oğlu Serdar Faralyalı Bey, il başkanımız. Yarın inşallah kongremiz var. Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde saat 10-12'de tüm vatandaşlarımızı, İzmirli demokratları kongremize bekliyoruz. Sonra Muğla'ya geçeceksiniz. Evet. Hafta içerisinde. Ama orada kongreniz yok sanıyorum. Salı günü Milas'ta kongremiz var. Evet. Ama Fethiye'den başlayarak Karaçulha'da domates üreticilerinin sabah 8.30'da halde ziyaret yapacağız. Her sahada ızdırabı olan tüm toplumsal kesimleri, iktisadi kesimlerin sesi olmaya gayret gösteriyoruz. Sonrasında Dalaman, Muğla Merkez, Milas ve Bodrum programlarımız var. Yani bu hafta içerisinde, evet, hem Ege bölgesi hem Akdeniz, evet, bölgesinde, evet, turlarınız devam edecek. Evet. Saha incelemeleriniz devam edecek. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız ve İzmirlilerle görüşlerinizi paylaştığınız tüm İzmirli için. İzmirli dostlarımızı, hemşehrilerimizi, tabii İzmir deyince Ege'nin kalbi, ben de seçim bölgem itibariyle hemşehrilerim, tabii Afyonkarahisar vesileyle Ege'nin bütün köşesini, bucağını, en ücra köşedeki insanlarımızı, tabii uydu, farklı kanallar dolayısıyla bizleri izleyen tüm vatandaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlamak isterim. Ağzınıza sağlık efendim, sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'dı derin mevzuda konuğumuz İzmir stüdyolarımızda. Sayın Başkan tekrar İzmir'e geldiğinde kendisini konuk etmekten son derece mutlu olacağız. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın efendim.